bozmayalım. Aynı önceki maçı da devam edelim, tamam mı? Herkes birbirine de sahip çıksın. Dışarıdakiler de özellikle dışarıda bizim yedek çok müdahale ediyor. Yani profesyonel değil adamlar. Etkileniyorlar. Çok herkes yani bir söz söylemesin yani. Herkes takılır. Yanlar biliyor zaten. Maç sonrasına sakladık. Maçtan sonra sonuna kadar eğlenelim. Onların kimsenin sıkıntı motivasyonunu yandan falan bozmayacaklar. Sağ içerisinde bozmayacaklar belli zaten. Evet. Kaptan, şöyle de gol de yiyebiliriz. Önemli olan demoralize olmamak. Aynen. Tamam, aynen. Tamam mı? Her şey olabilir. Hadi bakalım. Aynen. Birbirimizi bozmayalım. Aynı tempo devam. Sayı var mı söyle? Centilmence yürüyor gibi Süleyman abi. Nasıl yapın? Sakinlik. Hani ilk maçta galiba olmuş zaten. Yani bu maçta beraberlik dahi yarayabilir. Tabii. Dolayısıyla da çok panik yapmadan, topu dolandırarak, kendinizi yormadan, rakibi yorarak, üstünü de çekerek oynan. İnşallah kazanabiliriz. Herkes birbirinin eksiğini de tamamlasın. Bazıları şey olabilir, eksiklerimizi tamamlayalım, birbirimize sahip çıkalım. Sağın içinde. Tamam mı? Evet. Tamam. Serhat, gençler abi hadi. Serhat, kaptan buyur. Sahanın içerisinde herkes yönlendiricilerine dikkat etsin de bu işleri iyi yapın. Aynen. Değil mi? Hakemle falan şey yapmak yok. O işleri bize Serhat, bırakın. Şey yapar. Evet beyler, bugün yine ciddi başlıyoruz. Aynı görüşü başladık. Yine rakımı artıyoruz ama önde de baskıya devam ediyoruz. Zaten önde baskı yaptık mı yani adamlar hataya sürükleniyor. Geçen maçtaki gollerimizin yarısından çoğu öndeki pres aldık. Yine devam ediyoruz. Dediğim gibi ilk önce rakibi tartıyoruz. Yine aynı ciddiyette saha içinde kimse birbirini bozmadan herkes birbirini destekleyecek şekilde oynayacak. Yan taraftan da tribünden de herkes birbirini destekleyerek oynayacak. Bugün inşallah maçı kazanacağız. Sizin söylemek istediğiniz şey var mı? Hadi be de. İnşallah. Hadi hadi hadi. Bravo. Süleyman abi orada mı duracağız?